Değerli izleyiciler, bugün Sakarya'mızın en nezih, en gözde, en mükemmel ve Sakarya'yı Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya tanıtan mükemmel yerlerinden birisi olan Poyrazlar Tabiat Parkı'na geldik. Doğa harikası bir yer, kıymeti biline. Ama burada bugün çok güzel bir etkinlik var, çok güzel insanlar var, mükemmel hazırlıklar yapmışlar. Daha pek kimi kimseler yok ama birazdan sanıyorum bu alan olduğu gibi dolacak ve sizlere, Sakarya'da yaşayan güzel insanlara çok güzel şeyler paylaşacağız inşallah. Burada önce seni bir tanıyalım. Evet, Sakarya Tavukçular Birliği Yönetim Kurulu'ndan Hakan da. Pamukova bölgesinde üreticiyim. Bu organizasyonu geçen seneden düşünmüştük fakat pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu sene nasip oldu. Türkiye genelinde bir ilktir bu. İnşallah biz bu ilki başaracağız. Gelen misafirlerimizi daha iyi tavuğu da öğreteceğiz, anlatacağız bakımını. Şemşenlik ile beraber bu etkinliği yapacağız. İnşallah yani halkımız için iyi olur. Gelecek senelerde daha iyi, daha güzel bir organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Yani başka diyecek siz. Çok teşekkür ederim. Burada değerli izleyiciler, Sakarya'mızın altın yıldızlarından çok kıymetli arkadaşım, kardeşim, sevgili Günay kardeşimle birlikteyiz. O da bu organizasyonun oluşumunda en büyük destek ve emekleri olan, onları hayata geçirecek olan insanlardan birisi. Ben sözü hemen kardeşime veriyorum. Bakalım sizlere neler aktaracağız, neler yapacağız. Akışta hep birlikte olacağız. Yok, o kadar abartmayalım. Ben organizasyonun çok içinde değilim. Sadece Tavukçular Birliği Yönetim Kurulu'nda, yani Başkan Yardımcısı olan Özer Özçınar'la birlikte yani ona destek olmak amacıyla buradayım. Onun davetlisi olarak buradayım. Çok güzel bir ortam. Gerçekten çok harika şeyler hazırlamışlar. Alan çok geniş. Sen biraz önce dedin çok kimse daha yok diye ama şöyle bir şu taraflara falan giderseniz alan oldukça geniş. Arkalar falan dolu. Çok kalabalık olacak. Yani en az bir 10 bin kişi falan bekleniyor pikniğe, organizasyona. Gerçekten çok emek verilmiş bir organizasyon. Ben Tavukçular Birliği'ni bu anlamda kutluyorum. Biz onların zaman zaman faaliyetlerini, seslerini duyuyoruz, biliyoruz ama bu kadar güçlü olduklarını tahmin etmiyorduk. İnşallah hep birlikte bu güzellikleri biz de TV 264 olarak yansıtmaya elimizden gelen gayretle sarf edeceğiz yani inşallah. Bu bir yerde de bir tavuk şenliği gibi de olacak. Yani halkla bir bütünleşme, bir kaynaşma pikniği olarak organize edilmiş bir piknik. Gerçekten aileleriyle vatandaşlarımız burada çok çok eğlenecekler. Görüyorsunuz o arkada çocuk oyun parkları falan da var. Gün boyu eğlence, tavukla piknik yapacaklar. Izgara tavuk şeyleri falan var burada, görüyorsunuz. Çok keyifli bir piknik olacağına inanıyorum ben. İnşallah. Dediğim gibi etin kilosunun 120 lira, 150 lira dayandığı günümüzde gerçekten yiyebildiğiniz kadar tavuk yiyin, ızgarasını yapın, haşlamasını yapın, nesini isterseniz yapın ama tavuk etinin faydasını her zaman göreceksiniz. Evet, bakın şimdi biz teneke tavuk yapıyoruz orada. Bu evet, evet, gelin teneke tavuk. Bunu birlikte bir gezelim. Evet, ya. Gezelim. Ondan bir dakika, sonra... bir dakika. Of, çok müthiş bu. Bu benim kardeşim gelsin. Başında ilgilenen kişi. İlgilenen kişi kardeşim benim. O organizasyonu yapıyor. Bu işin ustası. Sen şöyle gel yanıma bir dakika. Tamam. Dur destur, bismillah. Göksel, bakar mısın? İçinde kızarmış tavuklar var ya. Kızarıyor tavuklar. Teneke tavuk. Aman Allah'ım. Altında garnitör. Vay. Bu işin ustasıdır kendisi kardeşim. Levent Dağ. Dağ tavukçuluğun. Şimdi değerli izleyiciler, bir de ne var biliyor musunuz? Bu tür programları Sakarya'mız TV 264'ten izlendiğinde, evet, İstanbul'dan yayın yapan, Ankara'dan yayın yapan ve yurdun dört bir köşesinden yayın yapan televizyon programcıları bizi arıyorlar. Orası neresi diyorlar. Keşke daha önceden haberimiz olsaydı da o arkadaşları da buraya çağırabilseydik. Çünkü bu muazzam bir etkinlik. Bu tavuk kızardıktan sonra yenmesine doyamayacaksınız. Doyamazsınız. Evet, daha kesinlikle devam et. Kesinlikle içerisinde garnitürü olsun. Kardeşim isterse konuşsun. Gel bakalım, sen anlatsın. Kendini bir tanıt. Yani nedir bu ustalık böyle? Adım Levent Dağ. Ustalık zamanla kendimizi geliştirerek, yaptığımız tecrübelerle ilerleterek bu kıvama getirdik sonunda yani. Etrafında bir şey, ateşin ısısıyla o içerideki tavuk, aynen, bunlar aynen, gibi kızılacak. Aynen. Değil mi? Yarım saat sonra kıpkırmızı şekilde, hazır şekilde. Ana. Yemeğe hazır inşallah. Göksel, iyi ki aç geldik lan. Eyvah. Burada aç kalınmaz. Kalınmaz. Kesinlikle aç. Aynen.
Yani. Tavukçular burada. Aç bırakırlarsa ayıp zaten. Yok. Öyle bir şey asla olamaz. Evet. Ekibiniz de sağlam gördüğüm kadarıyla. Sağlam, evet. Değil mi? İsterseniz şöyle geçelim. Başkanım da orada. Siz bekliyor. Değerli izleyiciler, bu etkinin oluşmasında en büyük imzası olanlar, güzel kardeşlerim de burada. Onlar da size kendilerini tanıtarak bize bakalım neler söyleyecekler. Çünkü gerçekten gün çok renkli geçeceğe benziyor. Hava da çok güzel, ortam da çok güzel, poyrazlar da çok güzel. Hemen seyircilerimiz sizi tanısınlar. Neler söyleyeceksiniz? Özer Özçınar, Sakarya Tavuk Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısıyım. Aynı anda üreticiyim. Başkanımız İlhan Sarı. Böyle bir karar verdik. Sakaryalı vatandaşlarımız için. Biz Sakarya'da üretim yapıyoruz. Tavuk üreticileri olarak ciddi anlamda Sakarya'nın %100'ünü, Türkiye'nin %35'ini tavuğunu yetiştiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımız mutlu olur. Böyle bir şey düşündük. Harika. Gerçekten biz çok beğendik. Çünkü gitgide artan bir kalabalık var. Herhalde evet. İlerleyen saatlerde daha da güzel olacak. İnşallah Sakaryalı vatandaşlarımıza güzellik olması adına, işte mutlu etme adına böyle güzel bir günde, güzel bir pazar günü böyle bir şenlik düzenledik. Çok iyi düşünmüşsünüz. Neden? Çünkü bakın değerli izler, bu tür gönlü geniş insanlar var ya, çok önemli insanlar bizim için. Neden? Örnek oluyorlar diğer kurum ve kuruluşlara. Mesela geçtiğimiz yıllarda bu pandemiden önce bazı kurumlar bu tür şeylere çok dikkat edip paylaşıyorlardı ama o pandemi girdiğinden itibaren yeni yeni oluşan bu etkinlikler gerçekten Sakarya halkı için ve Sakarya'da yaşayan güzel insanlar için çok güzel, çok etkin. Hemen siz de bir tanısın seyircilerimiz. Evet, İlhan Sarı, Sakarya Tavuk Üreticileri Birlik Başkanıyım. Yani bizleri onurlandırdılar, böyle bir etkinlik yaptık ve tabii burada sponsorlarımıza, bize destek olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e ve diğer entegre firmalarımıza ve üreticilerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta biz bu işe vesile olduk, onlar destek oldular. Halkla beraber, hep beraber birlikte bir şenlik yapacağız inşallah güzel bir günde. Allah nasip kısmet ederse inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız gündüz gece Ekrem Yüce de bu tür programları seyrettiğinde böylesine yürekli, böylesine elini taşın altına sokan insanlara sahip çıktığı sürece Sakarya'mızda her zaman her şeyin en iyisini yaşayacaktır ve böylesine güzel insanlar sayesinde yaşatılacaktır inşallah. Şimdi başkanımla birlikte pardon özür diliyorum. Yok buyur. Bunu ilk defa düzenliyoruz. Harika. Öyle konuştuk, beraber karar verdik. Herhalde geleneksel hale gelecek bu. İnşallah geleneksel hale getireceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu biraz amatör olmuş olabilir. Vatandaşlarımızdan da kusurumuz olursa affola diyelim. Değil mi başkanım? Evet. Ya bugün bir 4-5 bin kişi civarında bir beklentimiz var. O şekil belki üzerine biraz çıkabilir. Bir ton tavuk eti ikramımız olacak. Uy. Tabii tamamen bir ton Sakarya halkına. Tabii sadece et olarak tavuktur, kanattır ve teneke kebaptır. Gördük onu, bayıldık. Evet. Onu pişmiş halini de seyircilerimize paylaşacağız. Tabii inşallah. Yani ikramımız da olacak tabii inşallah. Ki. Ya burada tavuğu sevmelerini, insanların güzel bir protein kaynağı. Tabii şu an kırmızı eti alamıyor vatandaşlarımız. En azından tavuğu, beyaz eti yemeleri adına, teşvik adına da bir de ikramımız olarak da Sakarya halkına da ikram edeceğiz. Şimdi bana kasap arkadaşlar sakın ola kızmasınlar. Çünkü onlar da haklılar. Artan maliyet fiyatları dolayısıyla eti 120 liranın 150 liraya yaklaştılar. Belki pirzolası, kuzusu, danası 200 lira varacak. Ama bugün gerçekten değerli izleyiciler, tavuk etinin kıymetini bilin. Tavuk üreticisine yardımcı olun. Kasabınızdan, bakkalınızdan, marketinizden mutlaka ve mutlaka tavuğu tercih edin. Hem sağlık açısından çok faydalı. Bu tavuk üreticisi derken kimler, nerede, nasıl üretiyorlar? Onları da bize bir aç. Evet, biz tavuğu civciv olarak alıp entegreye, kesimhaneye gidinceye kadar sorumluluk bizde, üretiyoruz. Entegre ne demek, onu ben anlayamadım. Kesimhane, yani tavuğun kesildiği yer. Bir de şöyle bir sloganımız var. Ürettiğimizi yemiyorsak kimseye yedirmiyoruz. Kendimiz yemiyorsak vatandaşa da yedirmiyoruz. Öyle. Temizlik ve hijyen açısından. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok hijyenik ve temiz bir ortamda yetişiyorlar. Sağlıklı, reçeteli ve tavuk geriye dönük organize, yani denetlenebilen bir sistemde kurulu. Neden bunu söylüyorum? Markette tavuk aldığınızda, Allah korusun, bir şey, herhangi bir başınıza bir şey geldiğinizde hayvan nerede üretilmiş, kim üretmiş, hangi şartlarda, sağlık geçmiş, tabii geriye dönük tamamen izlenebilir. Kırmızı et de böyle bir şey yok biliyorsunuz. Ama tavuk eti gerçekten sağlıklı, temiz, hijyenik ve yenilebilir. Bunu iddia ediyorum ve kanıtlayabilirim.
herkes buyursun yesin. Şimdi bakın, güzel olan, çok güzel olan şey ne biliyor musunuz değerli izleyiciler? Biz diyor sattığımız ürünü diyor aynı zamanda diyor denetliyoruz diyor. İşte bütün olay bu. Türkiye'nin tüm esnafının, gıda sektöründe çalışan bütün esnafın, sektörün mutlaka bu kurala dikkat etmesi lazım. Takip etmesi lazım. Bu akaryakıtta da aynı, işte altında da aynı, giyimde de aynı, kuşamda da aynı, ama yiyecekte, içecekte çok 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 daha önemli. Doğru değil mi Günay'ım? Değerli izleyiciler, bu arada sevgili Günay'ım da arkadan bizi izliyor ama o da bizim televizyonumuzun müthiş bir program yapımcısıdır. Sakarya'yı en çok sevenlerden birisidir, fedakardır. Gecesini gündüzüne kadar çalışır Günay'ım benim. Günay gel yanıma Allah aşkına ya, gel. Gel şuraya. Sen de bakalım neler söyleyeceksin Günay. Siz gitmeyin, daha işimiz bitmedi sizle. Yok, gerçekten biraz önce de açılışta da söyledim. Güneş vursun, gel şöyle yanıma. Açılışta da söyledim, gerçekten muhteşem bir organizasyon oldu. Çok emek harcanan bir organizasyon oldu. Ben de az çok biraz arkadaşların Özer Özçınar'dan dolayı, Özer Bey'den dolayı içinde bulundum. Gerçekten muhteşem bir piknik olacak. Şimdi öyle. Tavuk sektörünün gerçekten böyle tavan yaptığını biliyorum. Belirli büyük firmalar var ama şimdi bu birlik olarak bu arkadaşlar da inanılmaz şekilde böyle yüreklerini ortaya koymuşlar. Taşın altına ellerini sokmuşlar. Hı-hı. Ama senin gibi böyle güçlü bir basıncı arkadaşımız da varsa ben inanıyorum ki çıtaları daha da yükselecek ve Sakarya tavukçulukta belki de diliyorum Allah'tan Türkiye'nin tavukta bir numaralı şehri olacak. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Yapar mı? Şöyle araya gireyim. Şu an Sakarya tavukçulukta Türkiye'nin bir numarası. Kesinlikle %35 üretim yapıyoruz. Türkiye'nin şu an bir numarası tescillidir bu yani. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir organizasyon da şimdiye kadar Sakarya'da yapılmamış. Çok güzel zaten. Yani. Yapılıyor. Yani zaten çok güzel. Yani. Şöyle benim gördüğüm kadarıyla mesela genelde tavukçuluk Kaynarca tepelerinde, evet. Efendim söyleyeyim işte Hindi, Kandıra civarlarında, ama Sakarya daha çok nerelerde bu şöyle, tavuk üretimi yapılıyor? Evet, Kaynarca ilk üretim tesis yerlerinden bir tanesi ama Hendek ve Taraklı şu an 5 milyon Hendek, 6 milyon yakın Taraklı, 5 milyon yakın da tekrardan Kaynarca bölgesi de 3'e ayrılıyor. Ferizli, Söğütlü de buna destek oluyor, 2 milyon, 2,5 milyon gibi. Yani genel olarak Hendek, Taraklı ve Kaynarca bölgesinde üretim yapılıyor. Şimdi bizim televizyonumuzu aynı zamanda Ekrem Yüce'mizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ajanları diyeyim, adamları diyeyim, basıncıları diyeyim izliyorlar. Evet. Ve kendisi Ziraat Yüksek Mühendisi olmasına rağmen inanın bak, sizin bu sesinizi duyduğunda, bu programı izlediğinde tavukçuluk sektörüne daha farklı yaklaşacak ve sizin daha neler yapmanız gerekiyorsa onları da bir gerekirse rapor haline getirin, ona projelerinizi sunun. Ne istiyorsanız size o adam yapacak. Zaten Ekrem Başkanımıza çok, başkanım söyledi, çok teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük katkıda bulundu. Ya. Ve inşallah kendisine de bir adet 50 binlik tavuk çiftliği sözü verdik. İşte bu. Kendisi istedi. Bunu i̇şte da buradan bu. Söyleyeyim. Ne dedim ben? 50 binlik tavuk çiftliği demiş. Onu 100 binlik yapar benim başkanım. 150 binlik yapar. Neden? Çünkü Sakarya değerli izler 1 milyon 100 binli nüfuslara varmış bir şehir ve bu şehir birçok güçlülüğün altından da kalkmasını bilmiştir. İşte depremden sonra 22-23 senedir çizdiğimiz çıta, yükselttiğimiz çıta ve bu pandemiden sonra özellikle aldığımız mesafe, ama bu aslan yürekli arkadaşlarıma ben gerçekten hayran kaldım bugün. Gerçekten dolular ve kendilerini bu işe adamışlar. İlave etmek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Siz basın mensupları sesimizi duyuruyorsunuz. Her platformunda yanınızda oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Size. Biz TV264 olarak, Medyabar olarak her zaman Sakarya'nın yanı başındayız ve her zaman sizlerle olacağız. Sizin gibi böyle güzel yürekli insanlar bizi daha çok çalışmaya sevk ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Doğru mu? Teşekkür ederim. Günaycığım neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim Turgay abicim. Çok sağ olun. Canım benim. Sakarya her alanda en güzellerine layık. İnşallah. İnşallah. Dediğim gibi siz böyle vatandaşlarımıza da şey yaparsınız, bize yönlensinler. Özellikle tavuk servisiniz başladıktan sonra onların memnuniyetlerini de dile getirelim. Dileklerini alalım. Belki hani şikayetler olabilir, onları da alalım. Tek düze gitmeyelim yani. Tabii. Herkesin yani beklentilerini paylaşalım. Seviyeli eleştiriler olduğu sürece yani, biz bunu sürekli hale getireceğimiz yani, için bir sonraki organizasyonda inşallah Allah'ın izniyle daha düzgün, daha dikkat ederiz. Yani bizim için seviyeli eleştiriler de başımızda. İnşallah. Birazdan görüşmek üzere. Şimdilik size hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdilik. Şimdi değerli izleyiciler, burada gelen misafirleri ve çocukları ağırlamak için çeşitli oyun standları kurmuşlar. İşte gördükleriniz yani şunlar, 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 isimlerini tam olarak ben bu budur, şu budur diyemeyeceğim ama bir
futbolla ilgili bir şey var. Zıplamayla ilgili trambolin gibi bir şey var. Bu futbol sahası, mini futbol sahası var. O hani yabancıların Yunanistan'a kaçtıkları botlara benzer bir şey bu. Burada da gene çocukların oyun oynadığı çok güzel bir şey var. Burada böyle karşılıklı boğuşma hemen ringi gibi bir şey var. Var oğlu var yani, her şeyi çocukları memnun etmek için her bir şeyi getirmişler. Yine böyle kayak kaydırak türü bir şey var. Bak buradan da yine bir küçük çocuk bırakacak kendini. Heh. Ah hadi bakalım. Var oğlu var yani, her şey var, her bir güzel şey var. Çocuklar, çocuklar sizi televizyona çıkaracağım. Nasıl, eğleniyor musunuz? Evet. He? İsminiz evet. Ne? Elif. He? Elif. Elif hangi okula gidiyorsun? Yeni Doğu. Ne güzel. Sen ismin ne? Ömer Faruk Bekar. Vay vay. Ne güzel bir isim var öyle senin. Senin ismin ne? Reyyan Feyza. Sen hangi okula gidiyorsun? 29 Mayıs. Sen? Zehra. Nasıl, eğleniyor musunuz? Evet, eğleniyoruz. Öyle mi? Evet. Çok güzel bir ortam değil mi? Evet. Tam çocuklara göre. Sen ismin? Yusuf Taha Tutmaz. Sen hangi okula gidiyorsun? Ben Paris'e gidiyorum. Ne? Paris. Ha, Paris. Sen? Ben Bil. Bil. Bil, tamam. Sen? Kaan. İsmin ne? Kaan. Kaan, hangi okula gidiyorsun? Madanoğlu İlkokulu. Vay maşallah. Sen? Sare. Sare. Hangi okula gidiyorsun? Madanoğlu. Nerede o okul? Akyazı'da. Vay, Akyazı'dan buraya geldiniz. Evet. Maşallah. Bu yakışıklı hangi okula gidiyor? Ben Filizli Ortaokulu'na gidiyorum. O nerede? Filizli. Filizli'de. Ha, ben Filizli anladım da onun için öyle sordum nerede diye. Sen? Ben Bekirsikli'ye gidiyorum. Ya ne güzel, şunlara bak ya. Merhaba. Tombik sen? Ne yapıyorsun? Berat. Sen hangi okula gidiyorsun Berat? Zübeyde Hanım. Ha, bizim Serdoğan'da. Adamsın sen? Ben Üzeyirgari'ye gidiyorum. Üzeyirgari. He, Arifiye'de. Arifiye'de, evet. Tamam, süper. Sen? Bahçelievlere. Oo. Ay, Bahçelievler diyorum. Hakkı Demir, Hakkı Demir. Hakkı Demir şeyde. Hakkı Demir'e. Hakkı Demir, Hakkı Demir caminin arkasındaki değil mi? Evet, evet. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Sen hangi okula gidiyorsun? Abi, 8. bu Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım, sen de Serdoğan'da. Evet abi, belediyenin orada. Hadi bakalım. Peki, iyi eğlenceler size. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Senin adın ne? Utandı. Utandı. Hay yavrum. Burada da bir şeyler oluyor. Pamuk şekeri. Efendime söyleyeyim. Pat pat mısırı. Neler neler neler. Bakalım neler varmış. Tarihi yaşatan kültürler. Gel bakayım böyle. Gel gel. Kızım. Pat pat mısırcı. Nereden? Ay utandı. Şey. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dur ben şuraya geçeyim mi? Pamuk şeker derken şey, şu pamuk helva diyorlar hani, ondan değil mi? Evet. Ha, hadi yap bakalım bir tane çocuklara. Pat pat mısırcı. Ne güzel beceriyorsun. He? Hadi bakalım. Bir tane hazırla bakalım çocuklara. Vallahi abi çalışmıyor ki. Şimdi çalışır. İnşallah. Şekeri şey yapıyor böyle herhalde, fırfır dönüyor. Neyse, o işini bitirsin. Aa bak, bu da Osmanlı kültürünü yaşatan allı gülü lahmacun yapıyorlar. Beceriyorlar, aferin. Bak ne güzel bir şey var Göksel, bak. Bak 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 bak. Bunlar değerli izler. Çok geçmiş zamanlarda Osmanlı kültürünü yaşatan sahneler diyeyim. Allı gülü lahmacun. Onu böyle çeşitli şeylerle yaparak, renklendirerek çocukların zevkine sunuyorlar ve çok da güzel yapıyor. Bak kızımız maşallah. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi değerli izleyiciler, bu tür etkinliklerde böylesine çalışmalar da yapılıyor. Bu her zaman var dünyanın her bir köşesinde. Palyaço, o bir sanat dalı benim gözümde. Seni bir tanıyalım prenses. Aysima ben. İsmin ne? Aysima. Ay Sima. Abi ne güzel isim var öyle senin. Ay Sima. Ay gibi yüzün var. Kahverengi gözlerin var. Uzun uzun kirpiklerin var. Sen ne güzel bir kızsın öyle. Ay Sima. Teşekkür ederim, sağ olun. Seni bir tanıyalım prenses. Ben Yeliz. Şimdi bu yaptığınız faaliyetle ilgili seyircilerimizi bir bilgilendirin bakalım Ay Sima Hanım. Biz organizasyonla çalışıyoruz.
Öyle mi? Evet. Organizasyonunuzun ismini vermeden bize nasıl başarıyorsunuz, bu işi nasıl hayata geçiriyorsunuz, seviyoruz, nasıl bir eğitim alıyorsunuz? Eğitim olarak ben güzel sanatlar mezunuyum. İşte bu. İşte bu değerli izleyiciler. Bakın, okumuş insandan hiçbir zaman zarar gelmez. Okumuş insan, hele hele bir kız öğrenciyse, kızsa, hayata atılmışsa, hiç kimseye ihtiyacı, muhtacı olmaz. Doğru mu? Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Evet. Devam et. Yani işimiz... Güzel sanattan hangi bölümünden? Tesip mezunuyum. Hangi üniversite? Sakarya Üniversitesi. İşte bu ya. Bizim Sakarya Üniversitemiz altın, altın. Yani hem öğretmen olarak çalışıyorum, hem de boş günlerimi böyle değerlendiriyorum. Severek yapıyorum bu işi. Öyle. Bu arada değerli izler, Sakarya Üniversitesi'nin başta Devlet Konservatuvarı 1, Spor Bilimleri Üniversitesi 2, Güzel Sanatlar, orası akademi olarak mı geçiyor? Evet. Akademisi olarak geçiyor değil mi? Bu 3 tane sacıyak Türkiye'nin sanat hayatına renk, desen ve çeşit veren okullar. Çok önemli okullar bunlar. Gerçekten çok önemli okullar. Ve bakın, bütün kalbinizle inanın. Tamam, bilgisayarı var, mühendisliği var, şusu var, busu var. Çok çok önemli daha bölümleri var belki ama bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin hiçbirisi aç açık kalmıyor. Hani atansalar da atanamasalar da mutlaka kendileri ama öyle ama böyle mutlaka kendilerine bir iş buluyorlar. Aysim'acığım sen devam et bakalım, neler söyleyeceksin. Sen nerede okudun, ne yaptın, ne ettin? Ben muhasebe mezunuyum, liseden mezunum. Polis olmak istiyordum, olamadım. Çocukları çok seviyorum. Neden, puanın mı tutmadı, üniversite puanın mı tutmadı? Yok, kilom yetmedi benim. Ya boyuma ya göre kilom az, evet. O yüzden olamadım. Ay, çok üzüldüm bak şimdi. Kız biraz yeseydin, içseydin. Yiyorum ama olmuyor, alamıyorum kilo. Polislikte boyla üniversite puanı çok önemli. Bu sene 250'ymiş meğer. Evet, vücut indeksini tutması gerekiyor, boy kilo indeksini. Ama ben polislerde çok zayıf kızlar da görüyorum, çok şişman sonradan kızlar da görüyorum. Sonradan mı zayıflıyorlar, bilmiyorum. Çok şişman adamlar da görüyorum ya. Evet. İşte. Vallahi bak, üzüldüm şimdi. Bak, Emniyet Genel Müdürüm, İçişleri Bakanım, sevgili Süleyman Soylu. Böylesine yüreğini polisle adamış kızlarımızı al mesleğe. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde, mesela Cumhuriyet Karakolu'nda bir arkadaşımın bisikleti çalınmış. Bir şey için gittim oraya. Abi 21 saat gündüz bekletmişler arkadaşımı ifade almak için. Ben gittim, 25 dakika kala görev değişim saatine yaklaşmış. Oradaki polis kız hiç oralı bile olmadı. Kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Geldiyse vatandaş ayağına görev için, hizmet almak için, yapacaksın kardeşim. Yapacaksın. Ona gönül koydum. Hiç bana kızmasın. Doğru mu? Sen olsaydın yapardın değil mi? Yapardım. Hemen dalardın. Ya işte bu. Evet. Dostum kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım, kanatlarımızı pişiriyoruz. Aynen. Oo. Güzel Sakarya'mızın tavuklarından. Değil mi? Tabii. Başka bir bölgede yok böylesi. Gerçekten yok. Bunlar da pişmiş olanlar, bunlar da tabii servise hazır olanlar. Evet. Bu arada ayrıca döner servisi de var. Bakın tavukları orada. Gökselim. Ustalar zehir gibi dönerlerini bir yandan kesiyorlar, bir yandan da servislerini yapıyorlar. Hoş geldiniz abi. Sağ ol. Ay maşallah. Süper süper. O medya var, çek çek. Eyvallah. Altın abi. Burada değerli izleyiciler, hemen hemen var ya, her şey düşünülmüş. Tavuğun kanadından, dönerinden. Bu nesi oluyor? Tavuk döneri. Tavuk dönerinin inceltilmişi böyle. Hepsi çok 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 güzel ama gerçekten. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Hülya abi hoş geldin. Sağ ol abi. Alırız alırız, biz şimdi yeriz, yaparız. Değerli izleyiciler, Sakarya'mızın altın yıldızlarını yakaladım Poyrazlar Tabiat Parkı'nda. Evet. Kimler 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 yok ki? Aynen öyle. Hemen şöyle başlayalım. Ay, Gülhan Eren. Parti ismini vermeden devam et. Evet, Gülhan Eren. Füsun. Ama bir Çetin. Daha devam var, soyadını söyle. Ayşe Füsun Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı İlçe Başkanı. Nalan Koç. Sakarya Haber Ajansı Şule Bayri. İşte değerli izleyiciler, böylesine güzel insanların takip ettiği her etkinlik ses getirir. Neden getirir? Çünkü önem verdikleri, değer verdikleri yerlere gider insanlar. İşte bu arkadaşların
bu etkinliğine de eksik olmasınlar, yalnız bırakmamışlar, katıldılar. Hemen böyle kısa görüşleriniz, düşünceleriniz alalım. Çok sevgili kızım. Merhabalar. Hüseyin. Gülümser. Gülümser. Gürtek. Gürtek de burada. Evet, alalım düşüncelerinizi hemen şöyle. Gülümser Hanım, gelin siz de böyle. Sakarya bu anlamda kanatlı üretiminde iyi bir yerde biliyorsunuz. Ülkeye de bu anlamda katma değer sağlayan bir şehiriz biz. Yapılan etkinliği anlamda önemsiyoruz. Hem yönetime hem de yönetim kurulu başkan yardımcımıza destek için buradayız bugün. Ben diyorum ki bu tür etkinlikler, örnek etkinlikler... Farkındalık yaratıyor, ilgi çekiyor, çok güzel. Yerinde. Diğer benzeri kurum ve kuruluşlara da örnek olsun. Örnek olsun diyoruz, evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben dün bisikletle Sakarya'dan buraya gezmeye geldim. Bugün bu daveti duyunca tekrar arabayla geldim. Harika bir etkinlik. Çok mutluyuz. Evet sevgili Şule. Hayırlı olsun. Evet, ben de şöyle diyeyim. Böyle kasvetli bir dünyada, kasvetli bir ülkenin durumundan sonra böyle bol güneşli havada böylesi bir etkinliklerin olması beyefendimizin sayesinde. Evet. Böyle güzel hatunların buluşup güzel enerjilerin birleştiği bir ortamda çok güzel bir hava var. Güzel devam edecek her şey. Aynen. Teşekkür ederim. Çok şanslısınız. Böylesine etkin isimlerin burada görmek bizleri de çok mutlu etti. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederiz. Kendi biz teşekkür ederiz. Böyle güzel insanlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz tabii ki. Evet Gülümser Hanım. Gel şöyle bakalım. Ben de böyle bir etkinlikte bulunmaktan çok memnun oldum yani. Çok güzel bir yer. Çoktandır gelmemiştim buraya. Çok güzel Poyrazlar. Etkinlik alalı. Yani bizi de davet ettiler. Teşekkür ederiz. Biz de geldik buraya. Çok mutluyuz. Ne diyeyim başta? Hak ettiği yeri bulur inşallah bu kitle diyorum. İnşallah. İnşallah. Evet. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerinizden dolayı biz de çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Renk kattınız buraya. Sağ olun. O sizin renkliliğiniz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Sizleri bir tanıyalım bakalım. Emir Aknar. Kamil Kılıç. Ertuğrul Öztürk. Çok neşelisiniz ya. Ne güzel oyunlar çok, oynuyorsunuz. Çok motiveyiz. Değil mi? Eğlenmeye geldik. Aynen. Bolca şeyler yaptık. Yapın. Eğleniyoruz. Çok mutluyuz. Bol bol tavuk yiyin. Tamam. Çok bol bol tavuk yiyoruz. Döner yiyoruz. Tamam. Çok mutluyuz. Çok seviyoruz. Oynamak çok seviyoruz. Eyvallah. Buraya eğlenmeye geldik. Eğlenmeden gitmeyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Hadi iyi eğlenceler size. Sağ olun. Bir kamerayı eritalım. Ya bana bak. Çok kalabalık. He? Kalabalık kız. Geliriz hep beraber. Toplanacak. Alalım hepimiz. Alalım ya. Burada oturalım. Bu arada değerli izleyiciler, Sakarya'nın efsaneleri burada bugün. Hepsi buradalar. Sevgili Eren Koçdemir kardeşim, albayım, canım arkadaşım. Gel böyle gel hocam. Reşat Bey gel böyle. İngilizce hocamız. Sakarya'da bisiklet sporunun bugüne gelmesinde en büyük emekleri olan insanlardan birisi de onlar. Bakın neden onlar? Bakın düne kadar pek böyle bu kadar bir bisiklet şampiyonasıydı, şuydu, buyu olmuyordu, yapılmıyordu. Gerçekten yapılmıyordu. Ama başta Eren Koçdemir kardeşim olmak, arkadaşım olmak üzere değerli emekli albayım ve ekibi inanılmaz performans çizerek Sakarya bisikletinin bugünlere gelmesine Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle sebep oldular. Gerçekten onlar sebep oldular. Bir de Eren'cim 1960'lı 70'li yıllarda bizim yine böyle bisiklete gönül vermiş bir abimiz vardı. Şunu bir dakika tutar mısın? Sakarya'dan çok milli bisikletçiler çıktı. Arkadaşlar ayrılmayın, bir yay yapın şöyle. Şu anda Lütfü Kurtuldu, Haluk Günözgen, Yaşar Kamil Eşer gibi arkadaşlarımız bayağı bir şey yaptılar. Şu anda dünya bisiklet şehriyiz ve bir takım yarışmalar oluyor. Uluslararası yarışmaları yaptık. Şöyle gel, abinler gelsin böyle. O bisikletçi de gelsin. Büyükşehir'in de büyük desteğini görüyoruz. Ekrem Başkanımızın, Ekrem Yüce'nin. Yani bayağı bugün de bir güzel etkinlik yaptık. Şeridini paylaş. Bir Avrupa projesi kapsamında yapılan bir şey. Bugün de çok güzel bir sürüş oldu. İyidir. Ben sözü başkanımız Şefik Bey'e vereyim. Ben başkanı vermeden önce bir şey rica edeceğim. Tüm şehrin trafik ekiplerinden, trafik zabıta daire başkanından, zabıtalarından, zabıta daire başkanından bütün bisiklet yolları başta Serdivan olmak üzere şehrin dört bir yanında araçlarla işgal edilmiş durumda.
o araçlara acımasız bir şekilde müdahale edin. Gerekli cezaları yazın. Buna fare trafik müfettişleri de katılsınlar. Bisiklet yolu üzerine park eden bütün araçlara ceza yazılsın istiyorum ben. Şu anda Türkiye'de ilk olan spor daire başkanlığına bağlı bisiklet şube müdürlüğümüz var. Güzel çalışıyor. Bizim her istediğimiz şeyleri yerine, yani eksi olan şeyleri yerine getiriyor. Sakarya güzel bir konumda şu anda. Ama bisiklet yollarına park eden araçlara karşı da asla taviz vermesinler. Evet başkan, buyur. Evet. Bizden... Kendinizi tanıtın. Ben emekli albay Şefik Akar. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanıyım. 2010 yılında emekli olup kendi şehrime geldim. 2013 yılında bu derneği kurduk. Bu derneğin amacı Sakarya'da trafiğe, yerel yönetimlere yardımcı olmak için trafiğe çözüm bulmak ve insanlarımızın sağlıklı yaşamasını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hatırlarsınız 2013 yılında başlamış olduğumuz Trafik Haftası bisiklet turunu Türkiye'de ilk başlatan il biziz. Şu an bu yıl 7.si, 8.si herhalde yapıldı. Pandemi döneminde bir ara verildi. 2500 kişiye bisiklete bindirip bunlara kask ve yelek hediye ettiğimiz bir etkinlikti. İnşallah bundan sonra hedefimiz 5000, 5000 de üzerine çıkmak. Şu an bisiklet şehri oldu şehrimiz. Bugün de Avrupa Birliği projelerinden Kavşaknet'in şeridini paylaş, güvenle ulaş adındaki bir projenin son etkinliğini yaptık. Bugün kalabalık bir grupla bisiklet sürüşü yaptık. Kendilerine yelek hediye ettik. 15 kişiye de çekirişle kask hediye ettik. Ve bugün o projeyi tamamladık. İnşallah bundan sonra daha büyük projelerde yer almaya çalışacağız. Bu projede Büyükşehir Belediyesi Strateji Dairesi ve Otomobilciler ve Şoförler Odası ve biz birlikte hareket ettik. Onlar da bizim paydaşlarımızdı. Kendine de teşekkür ediyoruz. Arzu Hanım, tavukçuluğun etkinliği hakkında da biraz böyle güzelliği hakkında da bir şeyler söyler misiniz? O konuda ne söyleyeyim? Onu arkadaşlar söylesinler. Özellikle. Arzu Hanım, evet, sizde bir başkanlık stratejiniz var. Bir şeyler söyleyeceksiniz. Estağfurullah. Başkanımız burada zaten. Ben Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Arkadaşlarımızla beraber bu etkinliğe katılmak istedik. Çünkü bisiklet bizim için sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir ulaşım aracı. Hanife arkadaşımız örneğin iş yerine bisikletiyle gidip geliyor. Biz trafikte olabildiğince araçları az kullanıp olabildiğince bisikletlerimizle var olmaya çalışıyoruz. Peki şehrimizde trafikteki sürücüler sizlere saygı gösteriyorlar mı? Şöyle söyleyeyim, ben 10 sene önce başladığımda gerçekten hiç saygı yoktu. Adım adım biraz ilerlemeye başladık bu yönde ama istediğimiz seviyede yine değil. Zaten bugün şoförlerle birlikte çok güzel bir etkinliğimiz vardı. Şeridini paylaş, güvenle ulaş diye. Şoförlerimize de empati eğitimi verildi proje kapsamında. Dolayısıyla onların da empatisi bu yönde gelişti. Zamanla gelişeceğini, daha da iyi yerlere geleceğini ümit ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Arzu Hanım dediklerine tümüyle katılıyorum. Katılıyorum, evet. Peki bu tavuk etkinliği için neler diyorsunuz? Çok güzel. Harika, güzel bir etkinlik. Bekleriz devamını da. İnşallah. Teşekkür ederim. Sizi alalım böyle. Merhabalar. Kendinizi tanıtın. Ben de Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesiyim. Güzel bir etkinlik olmuş yani. İnşallah devamı gelir. Tüm firmalara örnek olsun. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum, evet. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet. Evet, gelin bakalım sizi bir alalım. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ben Kara Mürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Dernek Başkanı Hatice Tiryaki. Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu yönetimindeyim. Aynı zamanda dernek olarak üyesiyim. Bugün bu etkinliğe, güzel piknik alanına geldik. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle federasyonumuza ve bu etkinliği düzenleyen derneklere, firmaya. Biz 6 minibüs, 90 kişi geldik. Maşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir etkinlik. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Böyle sesimizi duyurduğunuz için. Her zaman yanınızdayız. Biz engelli özel çocuklarımız, engelli bireylerimiz ve aileleri çok mutlu oldular. Sağ olun, sizlere de teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben Tavukçular Birlik Başkanı İlhan Bey'e kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman engellilerin yanında olduğu için, bizi davet ettiği için, Sakarya'yı ayağa kaldırdığı için, Türkiye'yi ayağa kaldırdığı için. Ben kimin emeği varsa Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Çünkü değerliler, bakın, hiçbir zaman bu insanları yabana atmayın.
Her insan bir engelli sevgili adayıdır. Misafirlerimiz. Doğru. Eyvallah. Aynı çok teşekkürler. Şu anda. Kolay gelsin abicim. Afiyet olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Oh, eyvallah. Şimdi değerli izleyiciler, bu tür etkinlikler gerçekten güzel şeyler. Neden? Dediğim gibi Sakarya'da faaliyet gösteren birçok firma var ve bunların hepsi hali hatırı sayılır zengin firmalar, yani Türkçesi büyük firmalar. Hani hep bana Rab bana yapmayıp da böyle insanları bir araya getirip böyle güzellikleri paylaşmaları lazım. Sevgili abicim, sen de Adapazarı'nın simgelerinden birisin. Bize kendini tanıtarak şu güzellik için neler söyleyeceksin? De bakalım. Ya yapma bana. Ben Süleyman Öztürk. Kamudan emekliyim. Emekli olarak yaşamıma devam ediyorum. Bu tür etkinlikler olmalı. İnsanları birleştirici özelliği var. Uzlaştırıcı, sosyalleştirici özelliğinden dolayı bunları da kutluyorum. Ve bu tür etkinliklerin her alanda yaygınlaşmasını diliyorum. Yani bir tavukçuluk sektöründe değil de tüm sektörlerde aynı şekilde insanların kaynaşması, etkinliklerin yapılması, yöredeki geleneklerin yaşatılması, doğanın, güzelliklerin tanıtılması çok önemli diye düşünüyorum. Ancak bunun yanında tabii bu kuruluşların fiyatlarında da halkın ihtiyaçlarını gözeterek dengeli bir ücret belirlemesini, fiyatlardaki azami artışı dengelemeleri konusunda da bir vatandaş olarak önerim olsun istiyorum. Bu bir tavukçuluk sektöründe değil, tüm sektörlerde, et sektöründe, süt sektöründe, hayvancılıkta, giyimde, kuşamda, lokantacılarda. Yani bir insan gittiğinde 100 liraya çorba içmemeli. Yani. Çorbanın bir maliyeti var. Onun için buna özen gösterilirse, toplumda bu konuda bilinçlenirse toplumun geleceği için katkı sağlamış olur. Teşekkür ederim. İşte görüyor musunuz değerli izler? Tecrübeli insanın hali başka. Ben abimle böyle pek fazla bir samimiyetim yok ama Sakarya'da yaşayan bir Sakaryalı olarak tanıyorum onları. Her zaman kalitesine, klasına hayran olduğum insanlardan birisidir. Böyle insanlar var ya çok Adapazarı'nda. Gerçekten çok. Ha biz işte böyle denk geldiğince onları böyle yakalayıp çıkarıyoruz, konuşturuyoruz ama gerçekten Sakarya'nın böylesine güzel insanların söyledikleri sözlere yöneticilerin, özellikle bizleri yönetenlerin kulak vermesi lazım. Bak nelere nelere değindi. Hiç biz lap diye girdik. Masalarına, sofralarına geldik. Eksik olmasın, bizi kırmadı. Ne kadar güzel şeyler söyledi. İşte Sakarya'nın böyle güzel insanları var ve bu güzel insanların seslerine kulak verin. Doğru mu abicim? Seni de bir tanıyalım hemen. Ya ben yorum yapamayacağım çünkü arkadaş aynı şeyi söyledi. Yani adam şeyini dedi ya zaten. Bir canlı dedi. Aynen, yani ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Aynı şeyi. Eyvallah. Katılıyorum yani. Sizleri de alalım çünkü programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Birer bir şeyler de siz söyleyin. Nereden geldiniz siz? Biz Suriye'de. Yabancı bu. Öyle mi? Hoş geldiniz. Valla biz de çok memnunuz bu etkinlikten. Değil mi? Gerçekten hava da güzel bugün. Güzel oldu, hava güzel. İnsanlar güzel. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Tam bizlik yani. Evet, insanları bir araya toplayıp birlik, beraberlik eskiye dönüş. Biz artık böyle günler, yani komşunun komşuya kapısını çalamadığı günler olduğu için. O çok kötü ya. Evet, çok kötü. Bu durumdan memnun kaldık. Seve seve geldim ben. İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. İnşallah. Peki. Çok teşekkürler ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Nereye gidelim başka? Nereye gidelim? Programımızın çünkü yavaş yavaş sonlarına geldik. Nerede? Arkadaş, tamam gel gel. Bir dakika. Gel gel, seni alalım. Gel gel gel, gitme. Gelme, eksik olma. Bir şeyler söyleyin ya şu güzellik Necdet için ya. Necdet kardeş. Necdet. Necdet. Ne yapıyorsun Turgay abi? İyiyim abi, ne olsun. Necdet, gel abim gel. O güzel konuşur. Gel gel gel. Ya değerli izleyiciler, programımızın yavaş yavaş sonuna geldiğimiz süreler. Gel böyle yanıma gel düşmeden. Tamam abi. Arkamız uçurum çünkü. Düşmesin. Yok yok, düşmem. Şimdi kendinizi bir tanıtarak şu güzel etkinlik için neler söyleyeceksin Sakarya'ya ve Sakarya'daki diğer bütün firmalara bir seslen bakalım. Şimdi öncelikle Kanatlı Hayvanlar Derneği Başkanımız İlhan Sarı'ya öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi halkın sosyal ilişkilerine böyle çok değer veren bir insan. Etkinliklere önem veren bir insan. Güzel şeyler oldu gördüğünüz gibi. Çok hoşumuza giden bir olay. Böyle
şehrimizin ileri gelenlerinin böyle bir şeyler yapmasına her zaman uygun örnek görürüz. Örnek bir şey yani. Gerçekten tabii, çok güzel. Tabii kesinlikle çok güzel bir şey oldu. Halkın kaynaşması çok güzel. Hele böyle ekonomik şartların zor durumda olduğu günlerde kaynaşmak çok çok daha güzel. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür kardeşim. Ederim. Şimdi değerli izleyiciler, burada son bir hanımefendi var. Onunla da bir konuşma alalım. Telefon konuşması bitsin. Bu güzel hanımefendiyi bir tanıyalım önce. Merhabalar, ben Nurgül Durmaz. Sakaryalı mısınız? Evet, Sakaryalıyım. Öncelikle bu etkinliği düzenleyen İlhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günü bize yaşattıkları için. Değil mi? Evet, çok size güzel bir gün. Siz neler söyleyeceksiniz kendinizi tanıtarak? Öyle mi? Evet. Böyle güzel günü bize yaşattığı için İlhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Harika. Komşumuz. Çok saygıdeğer beyefendi. Ama gerçekten çok güzeldi. Bak insanlar ne kadar mutlu ve huzurlu içinde. Herkes çok mutlu. Ortam herkesin çok... böyle bir ortama ihtiyacı var. Ortam evet, çok evet. güzel. Kendilerini düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Buradan Sakarya'daki dev firmalara, orta firmalara, evet. alt firmalara ama hepsine, herkese, herkese seslenir misin? Böyle güzel etkinlikler yapsınlar. Örnek olsun. Değil örnek mi? Olsun. Evet, İlhan bütün, Bey'in bu etkinliği herkese, bütün firmalara örnek olsun. İstense yapabilirler değil mi? Tabii ki. Yani. Tabii ki yapabilirler. Yeter ki istesinler. İnsan isteyince her şeyi başarıyor. Çok güzel bir ortam, çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz. Peki sizde Trabzonluk var mı böyle? Yok, hayır, ben Sakaryalıyım. Öyle fakat mi? Bu etkinlik için böyle bir konsept yaptım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeşim de Trabzonlu. Göçmeniz biz Makedon. Biz Makedonyalıyız. Bu ne? Göçmeniz. Evet. Bu ne? Bu ne? Benim babaannem Makedon. Dedem Bulgaristan göçmeni. Evet. Biz Balkan'ın soyadını biliyoruz, Balkan benim. Evet. Biz de Balkan. Ya kankanı çekiyor ya. Evet. Vallahi çekiyor ya. Peki çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Senin adın ne? Adını söyle bana, kaçma. Kız gel buraya. Gelin birinci şunu konuşturun. Çok güzel bir çocuk bu ya. Kimin kızı bu? He? Kimin kızı bu? Kimin? Aa, başkanın kızı. Ne diyorsun sen ya? Kız baban nereye gitti? Ay bu ne? Ay fare. İsmin ne senin, ismin ne? He? Korktu ya. Ay yavrumun çok da güzel ya. Gel buraya, seni alayım, gel. Gel yanıma gel. Gel. O da, gel sen. Oo, dur geleceğim onun yanına. Senin adın ne? Çınar. Hangi okula gidiyorsun Çınar? Birinci sınıf. Hangi okul? Birinci sınıf. Hangi okulun ismi ne? Bilmiyorum ki. Unuttun. Hay bakalım dur. Şimdi sen böyle gelmişsin piknik yerinde, herkes eğleniyor, sen ders yapıyorsun, seni bir tanıyalım bakalım. Adım Zeynep Ela Yolcu. He, hangi okula gidiyorsun? Eser İlk Okulu'na. Oo, Sakarya'nın en güzel okullarından birine gidiyorsun. Peki, kaça gidiyorsun? İkinci sınıfa. İkinci sınıfa. Ne ders yapıyorsun şu anda? Şu an bilmiyorum. Bu neymiş, dur bakalım. Ha, bu ev içi verilen bir ödev değil mi? Evet. Boş yerleri dolduruyorsun sen. Çok güzel. Verilen cümleleri boş bırakan yaratan alayım. Ama böyle hep çalışkan mısın sen? Evde de böyle derslerinde çalışıyor musun böyle? Evet. Ne olacaksın peki büyüyünce? Doktor. Uy! Doktor. Bak inşallah Allah ömür verirse 15 sene sonra falan karşılaşırsak, Turgay amcam benimle bir röportaj yapmıştı dersin, olur mu? Tamam. Heh, bunlar çünkü kaybolmuyor, hepsi arşivleniyor. İnşallah doktor olursun okuyup da, tamam mı? Tamam. Çünkü sen gidişatın öyle yani. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz inşallah, hoşçakal. Görüşürüz. Hayır maşallah ya. İzleyiciler, şimdi biz yüksek bir tepedeyiz. Gördüğünüz gibi alan böyle dolmaya başladı. Poyrazlar Gölü'nün o güzel esintisi, çamların güzel kokusu da burnumuza geliyor böyle. Ama aşağıda gördüğün gibi tavuklar kızarmaya devam ediyor değil mi? Hazır. Bir tane çıkınca bize gösterir misin? Hepiniz hoş geldiniz. Tamam. Göksel, ben şuraya bir ineyim. İneyim. Bizleri onurlandırdınız. Şimdi değerli izleyiciler, burada şey oldu. Uy Göksel, Allah'ıma var ya, nar olmuş nar, bak şuna. Vallahi müthiş, görüyor musun Göksel?
Bu da bir teknik değerli izleyiciler. Ben bunu daha önceden görmüştüm. Etrafına odunlarla ateşi yandı. Yaklaşık 1-2 saattir kaynıyor değil mi? Yanıyor. Heh? 40 dakika yetiyor değil mi? Harika ya. Gerçekten müthiş. Ve şey oldu, nar tavuklar. Onun var ya, bir tane tek budunu yiyeceğim ana satayım. Karnım tok ama bir tane budunu onu yiyeceğim. Çünkü bu tür tavuk sadece Edirne'de Uzunköprü'de yiyordum ben. Ördek bile şey yapıyorlardı böyle ve müthiş olmuş daha. Helal olsun. Arkadaşlar ya, kızarmış tavuklar var ya, arkadaşın kesimiyle servisi oluyor. Tenekede kızarmış tavuklar, doğru. Vallahi billahi nar, bildiğin nar. Bildiğin nar. Hiç anlamayacağım, bir tanesini de ben parçalayacağım. Bir tane mi? Yani çok çok güzel. Yok yok, ben yiyerek parçalayacağım onu. Aynen. Yarın bir tane ayır bana. Göksel, aynen götüreceğim onu. Bir tane, o yarım ayır bana. Ha onu. Koy bir tabağa. Yok mu tabak? Yakından çek. Yakından çek. Tabak yok mu yakında? Abi bir tabak versene be. Ha, koy ana. Aldığı kadar. Göksel, bunu var ya, paramparça edeceğim bunu. Vay 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 vay. Sayın İbrahim Şahin'i huzurlarınıza arz ediyorum. Plaket takdimlerini yapmak üzere ise Birlik Başkan Yardımcımız Özer Özçınar şu anda sahnemizde bulunuyor. Yerel Kültür Dernek Başkanımıza Birlik Başkan Yardımcımız Özer Özçınar plaketlerini günün anısına takdim edecekler. Katkılarından dolayı bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir masa. Fotoğraf çekilirken öne geçiyorsunuz. Yarın olmuyor. Yapacağız. Babasının adına oğlu Hamza Aşkar'ı huzurlarınıza arz ediyorum. Birlik Başkanımız Sayın İlhan Sarı şu anda sahnemizde bulunuyor. Hamza Bey'i bekliyoruz. Burada. Efendim bakıyoruz. Efendim sunduğunuz katkılardan dolayı şükranlarımı sunarız. Aynı zamanda birliğimizin yönetiminde Hamza Bey. Efendim buradayız. Başkanımız İlhan Bey'e veriyorum. Biz A seçimini önceden yaptık. Neden? Çok kargaşaya sebep vermeme adına. Çok aşırı talep vardı. O yüzden A'yı seçtik. Aynı zamanda birliğe çok destekleri var. Gönüllerimizin de A'sı. Ergün İbrahimbaşı sahneye davet ediyorum. Ergün Bey buyurun. Ergün Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, kasketini. Evet, böyle. Evet, tesbihimizi de verelim. Evet, Sakarya'mızın tavuk ağası. Bakıyoruz efendim. Bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Bakıyoruz efendim, bakıyoruz. Bravo. Bakıyoruz başkanım. Bakıyoruz. Evet, buradayız. Bir de yönetimle şöyle beraber. Efendim bakıyoruz. Evet, hazır. Teşekkür ediyoruz.
Efendim bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağamız hayırlı olsun diyelim. Saygıdeğer misafirlerimiz, programımızda etkinliklerimizi. Değerli izler, hemen ağamızın duygu ve düşüncelerini alalım. Tabii 264'ümüze neler söyleyeceksiniz? Öncelikle, sevgili dostlar, arkadaşlar, değerli misafirler hoş geldiniz diyorum. Bu arkadaşlarımızın da bu görevi bize verdiklerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman birliğimizin yanındayız. Daha güzel günlere inşallah. İnşallah. Daha heyecanlı. Tüm halkımızı, Poyrazlar Gölü'ndeki tüm hemşehrilerimizi etkinlik alanımıza... Değerli izleyiciler, inanılmaz etkin isimler şu anda burada. Sevgili Yıl Göncüm, muhtarım, en güzel kaliteli süper insanlar burada. Sevgili İbrahim Şahin de Sakarya'nın mihenk taşlarından birisi. Böyle bu güzel insanları yalnız bırakmayan, neler söyleyeceksin sevgili başkanım? Sakarya'mızda böyle bir etkinlik o yaptıkları için bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sakarya'mız çok daha güzel şeylere layık. İnşallah bunları devam ettireceğiz. Çok daha güzel şeyler bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ ol. Değerli izleyiciler, bakın birçok etkinliğe katılıyorum gerçekten. Güzel işlere de imza atıyoruz, atılanlara şahit oluruz ama bugün Poyrazlar'da bugüne kadar gördüğüm en muhteşem etkinliklerden birisine şahit oldum. Olduk televizyonumuz 264 olarak ve bu güzel genç yürekli insanlar sanıyorum bütün Sakarya'ya, Türkiye televizyonlarında bizi izleyen herkese örnek olacaklar. İş adamlarına, firmalara, hepsine. Çünkü Sakarya'nın sesi işte böyle duyulacak. Sevgili başkanım, neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ederiz biz televizyonumuz adına. Biz de teşekkür ediyoruz. Öncelikle heyecanlıyız. İlk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. Korkularımız vardı. Ama şükürler olsun ki çok yoğun bir katılım gerçekleşti. Beklediğimizden hoş geldiniz. Beklediğimizden daha çok bir yoğun katılım gerçekleşti. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Her şey onlar için. Biz de TV264 ve Medyabar ekibi olarak her zaman sizin gibi güzel insanların yanındayız inşallah. Allah şansınızı açık etsin, kazancınızı bol etsin. Sakarya halkı sayenizde güzel bol bol nar gibi tavuklar yiyiz. İnşallah. Daha güzel günlere inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben böyle güzel kızlarımızı yanımıza çağırdığım zaman, gençlerimizi yanımıza çağırdığım zaman ne istiyorum biliyor musunuz? Onlar yarın bir gün böyle dışarıdan, İstanbul'dan, Ankara'dan büyük televizyonlar geldiğinde bir de yanımıza staj yapmış olsunlar. Mikrofonu onlara uzattıkları zaman konuşsunlar diye, heyecan yapmasınlar diye. Çünkü bizim insanımızda böyle ilk anda bir tedirginlik var. Bu arada beni galiba sokacak birazdan. Var. Onun için yani ismini söyle. Aysun. Kızardı. İsmini söyle. Saliha. Bu güzel. Sen? Elif. Ya böylesine güzel kızları var Sakarya'nın. Ne diyorsunuz siz ya? Bizim şehrimiz var ya, pırlanta bir şehir, pırlanta. Seviyoruz biz bu şehri. Çok seviyorum. Haftaya inşallah değerli izler, böylesine güzel programlara sizlere aktarmak istiyoruz. İnşallah sizi trene bindirip yolcu etmek istiyoruz. Kara tren gelmez mi ola?